Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, dünyada meydana gelen su israfına dikkat çekmek amacıyla Gelecekte Suyun Önemi isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında stand açarak vatandaşlara bilgilendirme yaptılar. Üniversite öğrencisi Mehmet Kazım Oktay, 2030 yılından sonra su ile alakalı problemlerin daha fazla olacağını belirterek eskisi kadar rahat yaşayamayacağımızı ifade etti. Sınıf arkadaşlarımızla beraber biz Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileriyiz. Mentor hocamız Ümit Hoca, Ümit Yalız'la beraber böyle bir çalışma kararı aldık. Gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında. Bu kararı almamızın en büyük nedenleri günümüzün en büyük sorunlarından birisi olan su sorunu. Su tasarrufunu anlatabilmek, halkımızı bir nebze olsun bilinçlendirebilmek için Kayserimizin en kalabalık olan yeri Cumhuriyet Meydanı'nı seçtik bunun için. Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra burada da gördüğünüz gibi sularımızı hazırladık, su fiyatlarımızı hazırladık. Buradaki asıl amacımız şudur, biz burada yüksek fiyatlar yazarak aslında bizim için hiç de uzak olmayan yakın gelecekte bizlerin karşılaşacağı acı tabloyu gösterebilmek adına uygulamalı olarak, canlı olarak halkımıza göstermek için burada toplandık. Sadece broşür dağıtarak ya da sadece konuşarak değil de canlı bu acı durumu aslında göstererek ve burada da örnek olarak gösterirsem, burada da gördüğünüz gibi aslında şu anda zaten 2022 yılında dünyadaki %34 insanın, dünyanın toplamının %34'ünün içtiği suyun bu olduğunu göstermek istedik. Bize bu uzak gelebilir ya da hayal gelebilir ama aslında acı gerçek bu ve biz de eğer kendimize ve bu konuda ki davranışlarımıza dikkat edip bu işin önünde bir engel koyabilmek için adım atmazsak eğer bizim de karşılaşacağımız durumun bu olduğunu bildirmek için vatandaşlarımız arasına indik ve gerçekten de şu an yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımıza gerek yaşlısı, gerek genci, gerek orta yaşlı hepsiyle beraber de konuşuyoruz. Halk bundan memnun ama dediğim gibi şöyle aslında sorun ne halkta ne devlette, sorun aslında herkesin içinde, hepimizin içinde. Yıllardan beridir çalışmalar yapılıyor, yıllardan beridir böyle bilgilendirme çalışmaları yapılıyor fakat gerçekten fazla bir yere ulaşılamadı. Biz bunun için normalde yapılanların aksine daha gerçekçi ve daha kendini gösteren çalışma için hocalarımızın ve takım arkadaşlarımın desteğiyle beraber fikir alışverişiyle burada toplandık. Kaç gün burada kalacaksınız bu bilgilendirme standı için? Biz belediyemizden, Büyükşehir Belediyemizden, valiliğimizden ve Kocasına İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alabildiğimiz izin çerçevesinde bugün yani bu çarşamba saat 12 ile 15 arası saatlerinde buradayız. Eğer ilerleyen, devam eden süreçte tekrar izin tazelememiz olursa tekrardan da sık sık halkımız arasında bulunmak için çalışmalar yapacağız inşallah. Peki yakın gelecekte maalesef ki böyle bir tabloyla karşı karşıya geleceğimizi söylediniz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Vatandaşlar neler yapmalı? Aslında bunun önüne geçebilmenin şifreleri aslında gayet basit. Herkesin sadece kendi öz iradesiyle yapacağı şeyler. Çok zor olmayan şeyler aslında. İnsanların kendi kendine çalışırken, normal hayatta el yıkarken bile, herkesin çok basit olarak göründüğü el yıkarken bile su tasarrufu yapabilmesi, hiç değilse sabunladıktan ya da o sabunlama arasında suyu kapatması, duş alırken bunun vaktine ve harcanan suya dikkat etmesi, bulaşıklarını bulaşık makinelerinde yıkaması, elde değil ve su tasarrufuna bu şekilde önem vermelerini istiyoruz ve anlatıyoruz. Aslında basit bir olay, basit bir gerçek ama bize zor geliyor. Biz bunlar için burada tutunduk. Şu anda TÜİK verilerine göre, en son verilen Türkiye verilerine göre Türkiye'de kişi başı günlük 228 litre su tüketiliyor ve bu bahsettiğim 228 litre gerçekten çok uçuk bir rakam. Yani ve gerçekten önüne geçilemeyecek kadar bizi kötü yerlere sürüklüyor. Avrupa Birliği, Amerika ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu büyük cemiyetlerin de açıklamasına göre 2030 yılına kadar, ki bizim buna artık 8 yılımız kaldı biliyorsunuz, çok az bir zaman bizim için. 2030 yılından sonra suyla alakalı olarak problemlerimiz artık eskisi gibi olmayacak ve biz eskisi kadar rahat yaşayamayacağız. Çünkü biz bu şekilde devam edersek, çünkü bu durum sadece Türkiye ile ya da sadece Asya, Avrupa ile değil bütün dünyayı ilgilendiren bir konu ama Türkiye su israfkarlığı konusunda en baş sıraları ne yazık ki çekiyor. Bizlerin nankörlüğü diyelim, bizlerin bilinçsizliği. Biz de bunun yüzünden kendi içimize aslında inerek, vatandaşların içine inerek bu konuda bir nebze olsun insanları bilinçlendirebilmek ya da kalplerinde bir uhde bırakabilmek adına buraya geldik.